Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yeni videomuza. Arkadaşlar bugün yine Tatar'la çıktık yollara. Arkamızda küçük kara da geliyor. 2,5 kilometre falan geldik tahminim. Biz bunu arkadaşlar köpeğin günlük egzersizi diyoruz. Öyle köpeği çok fazla yormadan, çok fazla helak etmeden rutin bir şekilde yavaş yavaş yürüterek arkadaşlar. O bakın mesela Karo'nun ilk videodaki videolarına bakarsanız ayakları böyle çok gevşek, güçsüzdü. Onu böyle arkadaşlar dengeli bir şekilde güzel güzel yürüterek gitme oğlum. Onlara güzel güzel egzersiz yaparak ayak kaslarını güçlendirip ayaklarının düzelmesine bayağı bir faydamız oldu arkadaşlar. Gözle görülür bir şekilde. Dur lan. Bugün de arkadaşlar parazitlerini yaptık. İç dış. Onlara parazit uygulaması yaptım. Pırıl pırıl oldu zaten, tüyleri de arkadaşlar parlıyor maşallah. Gel bak. Karo da arkadaşlar maşallah bayağı büyüdü. Hemen hemen Tatar'ın boyuna yaklaştı. Tatar onun babası. Zaten göründüğü gibi arkadaşlar fotokop gibiler aynen. Renkleri, her tarafları aynı benziyor. Sadece kuyrukları benzemiyor. Tatar'ın kuyruğu simit kuyruk. Sırt renkleri, kafa yapıları, kafadaki kara başlık, her şeyleri aynı. Sen de otur bakayım. Her şeyleri aynı. Döşteki beyazlıklar, aradaki kara başlıklar, kulaktaki kara, şu sırttaki renkler dediğim gibi tek onu da ayrı eden şey Tatar'ın arkadaşlar böyle simit kuyruğu olması. Onun uzun kılıç kuyruğu var. Ama fotokopiler maşallah. İnşallah arkadaşlar önümüz kış daha fazla spor yaparak daha dengeli, daha düzgün idmanlarla onun ayağını ok gibi yapacağım. Allah nasip ederse inşallah. Tatar'da arkadaşlar biraz daha kilo aldırıp şurada 75 kilo falan çıkartıp şu an 69-70 kilo geliyor. Bugün tarttım onu. Bu arada arkadaşlar Karo'da tam 50 kilo geldi. Tarttım. 49-50 kilo geliyor. Arada baya bir beden farkı var ama Karo sallı, kemikli, böyle sıkı etli bir köpek. Aralarında hemen hemen yani çok bir fark yok. Bu 50 geldi. Bu da 60 küsür mü geldi? Ne oldu herhalde? Pardon, 70 küsür. 69 gelmişti. 70'e yakın. Bu arkadaşlar 75 kilo yapıp tüylerinin pırıl pırıl olmasını yapıp o şekilde Tatar'la arkadaşlar sabit kilomuzu koruyup devam edeceğiz. Onun kas yapacağım. Yaklaşık 2 aydan beri arkadaşlar ben Tatar'a spor yapıyorum. Sporlu olduğu bellidir bence. Haline şöyle bakın. Bakın şurada bütün kasları çıktım.
Zaten arkadaşlar bu köpeğin ön tarafı daha güçlü, daha kaslı. Arkalar biraz gevşek. Tabi biraz da koştuğu için arkadaşlar köpek kendini bırakıyor. Burada videoyu nasıl duruyor bilmiyorum ama. Köpek kendini bırakıyor koşunca. Arabayla ben onunla gidiyorum arkadaşlar. Yanım sıra onu tutuyorum böyle. Çünkü etrafta insanlar var. Allah korusun birisine ya da adamcılığı var Tatar'ın. Allah korusun birisine zarar marar verdiğinden çok kötü şey olur arkadaşlar. Şöyle bir köpek insana saldırsın, insanı yıkar yere. Yatırır, ısırır. Töpe töpe diyelim. Kiş kiş. Allah'ım etmesin arkadaşlar öyle bir şey. İnşallah bana göstermez öyle bir şey. Gel bakayım oğlum, gel. O yüzden arkadaşlar iple tutuyorum kendisini. İple tutmanın nedeni bu arkadaşlar. Zaten bir ay sonra tam kış gelir inşallah. Tam kış geldiğinde onu böyle buraya serbest bırakacağım. Ben de arabayla yanına gideceğim veya da yürüyerek gideceğim. Burada böyle komple yazda gezecek, tozacak çılgınlar gibi. Kendi kafasına göre arkadaşlar gezmesi daha güzel bir şey. Kendi buraya gider, buraya gider, orada çişini yapar, burada koku alır, bir şeyler yapar. Öyle daha güzel arkadaşlar. Ben mecburiyetten dolayı köpeğimi iple tutuyorum böyle. Etrafta insanlar olduğu için. Tarlalarda, marlalarda insanlar var. Kimseye bir zarar vermemek adına. Çocuklarım arkadaşlar bu şekilde. İdman yaptırıyorum. Gereksiz şeylerini attırıyorum. Stres atıyorum arkadaşlar. Koku aldı burada. Kokunu da üstüne arkadaşlar bakın. Kendisi koku bırakıyor. Burada ya bizden önce bir dilkim iki geçti arkadaşlar. Yahut da başka bir köpek. Buraya koku bırakmıştır. Tatar'ın arkadaşlar ayakları bundan fazla düzelmeyecek. Ne yapsak da bu budur. Belki biraz daha sporla onu güçlendirip biraz daha dikebiliriz ama Karo'ya arkadaşlar böyle düzenli spor yaparak, çünkü o daha yavru, büyüme evresinde, iyileştireceğim Allah'ın izniyle. Bu artık bundan öte gitmedi arkadaşlar. Bunun olduğu, olacağı budur. Onun güzel güzel yavrularını alacağım arkadaşlar. Onun gerçekten çok güzel bir damızlığı var. Çok güzel yavru veriyor. Zaten orada görüküyor kavradan belli. Muazzam yavruları var. Daha önce de başka dişi köpeklerle onu eşleştirdim. Çok güzel yavrular elde ettik. Videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Artık hava karardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Dur oğlum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Allah'a ısmarladık. Güle güle.